Merhaba Posta TV izleyicileri. Bugün sizlere buram buram tarih kokan bir mekandan sesleniyoruz. Nesiller boyu bizlerle olan lezzet durağından hakiki kebap. 1970'lere dayanan geçmişin 2018'de hala bizlerle oluşu. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba. Burada olmak gerçekten büyük bir keyif. İkinci nesille röportaj yapmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkürler. Bizler biliyoruz ki 3., 4., 5. nesiller İnşallah. Boyu daim olsun bu lezzetler. İnşallah. Tabii ki babalarla başlayan koşturmaca sonrasında size devroldu. Ve ben 1972'lere dönmek istiyorum izninizle. Neredeydik, nerelere geldik, neler yapıyoruz? 72 senesinde ben hayatta yoktum. Yan tarafta küçük bir dükkanımız babam sayesinde bir ortakla beraber işletmeye başlamış. Yaklaşık 10 sene önce burası dahil oldu. Orada cidden kebap mucizesi gibiydi. Mükemmeldi işleri. Büyüyünce de aynı oranda, aynı seviyede devam etti. Ama her zaman küçük yer aranıyor. Şimdi de daha güzel ortamda, daha iyi şartlarda, daha kaliteli malzemelerle hizmete devam ediyoruz. Daha çok kişiye devam ediyor. Evet, evet, aynen, daha fazla insana. Babamızın emeğini devam ettirmeye çalışıyoruz bir noktada. Süpersin. Gerçekten burada bir emek saklı. Eyvallah. O kadar erken saatlerde koşmaya başlıyorsunuz ki bizler geldiğimiz zaman bunları düşünemiyoruz bile. Sadece bu muhteşem lezzetlerin tadına varmaya çabalıyoruz naçizane. Ama tabii ben bunu sizden dinlemek istiyorum. Kaçtan kaça kadar açık bu mekan? Aynı anda kaç kişiyi ağırlıyor? Ve muhteşem lezzetlerin sırrı ne ustacığım? Saat 11 gibi başlayıp akşam 10 gibi müsaade istemeye çalışıyoruz. Bu işin en büyük sırrı iyi malzeme, güzel bir ekip, sizi tamamlayacak insanlar, müşterilerle iyi diyalog. Bunların hepsi önemli ayrıntılar. Kaliteli malzemeyle de neticede güzel bir sonuç elde ediyorsunuz ve lezzetli yemeklerle müşterinizin karşısına çıkıyorsunuz. Bizi bu noktaya getiren de zaten bu işin azmi, bu işi daha iyi yapabilme çabası ve güzel bir ekip. Süpersin, bu kadar güzel. 48 yıl. Bizler de sizleri incelediğimiz zaman gerçekten de değişmeyen tek şeyin kalite ve müşteri memnuniyeti olduğunu gördük. Lezzet de bunlar olunca zaten doğuyor. Tabiri caizse doğru malzeme usta ellere teslim ediliyor bu güzel mekanda. Kesinlikle. Ve tabii ki sonuç kaçınılmaz oluyor. Burada tabii masaya sığdırabildiğimiz kadarını gerçekten sığdırmaya çabaladık ama daha niceleri var aslında tatmadığımız. Biraz anlatalım mı, neler var burada? Vallahi işletmeci için her ürünü ayrı güzeldir. Yani ben döneri, iskenderi, lahmacunu birini diğerine daha üstün diyemem. Yani Ali Nazik ya da Hünkar Beğendisi'ni hepsinin tadılmasını isterim. Bizim için hepsi ayrı özeldir. Ama mermer bonfilemizin yeri de daha başkadır. Da bir ayrıdır. Evet, kesinlikle. Hele içli köfte ayranımıza kadar. Yani öyle bir noktada ki ayranımıza kadar. Demek ki bizim ayranımızı muhakkak içmelisiniz, lahmacunumuzu tatmalısınız. Bunları anlatmaya kalksam herhalde sabahlarız tekrardan. Bence hepsi tekrar tekrar tadılmalı. Hepsinin malzemeleri ayrı güzeldir ve gerçekten içecekleri mükemmel. Buna Süpersiniz. İnanıyorum, bunu söylüyorum. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanan ya tatlar tadılır. Burada da anlatılmaz tadılır. Burada da hakiki kebap. Evet. Bu adres diyorsunuz. Evet. 72'den beri bu böyle oldu. Neredeyse yarım asır, gerçekten dile kolay geliyor ama 46 koca yıl geçmiş durumda. Lahmacun mesela, yani her yerde de yapılabilir ve lahmacun her yerde yenmez. O kadar çok oynak bir ki lahmacun her şey konabilir için, ama biz etin en güzelini koymaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca ve gerçekten maliyetini çok yüksek istiyoruz. Kar marjı da çok düşük. Çünkü lezzetli ve güzel bir lahmacun yedirmek istiyoruz. Ve bizi bu noktaya getiren zaten lahmacundur. Süpersiniz. Onunla çıktık yola. Eyvallah. Ve sonrasında taleplerle diğer ürün gamları da bizlerle buluşturuldu. Etlerimiz Balıkesir yöresinden geliyor. İşin yerinden geliyor. Evet. Ve sebzeler çok erken saatlerde usta eller tarafından özenle seçiliyor. Ve tekrar usta ellere teslim ediliyor. Ve biraz evvel de vurguladığımız gibi lezzet kaçınılmaz oluyor. Burada geleceğimiz olan çocukları da düşünmemişsiniz. Anneler ve çocuklar burada bu muhteşem lezzetleri yerken oyun alanlarında da vakitlerini geçirerek çok rahatlıkla burayı daha keyifli kılmanıza aracı olabiliyorlar. Biz aynı anda kaç kişi ağırlıyorsunuz diyoruz bu ortamda? 200 kişi ağırlayabiliyoruz. Süper. Bu da tabii özel günlerde ev sahipliği yaptığınızı aklıma getiriyor. Çünkü iş yemekleri, toplantı yemekleri, iftarlar gibi birçok özel günlerde de bizlere ev sahipliği yapıyorsunuz. Kaç gün evvelden haberdar etmek gerek toplu gelişler için? Bizim için bir gün yeterli. Ama organizasyonun büyüklüğüne göre daha önce olursa daha güzel olur.
Ama bir gün önceden bile olsa elimizden geleni yaparız, hazırlarız. Süpersiniz. Burada kebabın tüm çeşitleri, pidenin çeşitleri, lahmacun ve özel ellerle yapılan, gerçekten itinayla hazırlanan mezeler, ev yapımı ayran ve özel olarak gelen şalgam ve daha niceleri diyoruz çünkü saymaya dakikalar yetmez. Ama biz soruyoruz, diyoruz ki biz bu muhteşem lezzetleri yedik, sonrasında ne yenilir diyoruz? En önemli, en hassas konulardan, en önemli noktalardan bir tanesi de o. Yani tatlı gerçekten kebapçıların vazgeçilmezi. Bizde künefesi, sütlacı, şekerparesi, mevsimine göre kabak tatlımız da var, ayva tatlımız da var ama bunlar genelde mevsimsel tatlılarımız var ve kesinlikle müthiş bir final için tavsiye ederim. Süpersiniz. Peki ustacığım, ileriye yönelik hedefler neler? Daha çok kişiye hitap edebilmek, daha fazla şubeye ulaşabilmek, kuşaklara bunları aktarabilmek, yani bizim bir sonraki nesle aktarabilmek, işimizi daha iyiye taşıyabilmek. Süpersiniz. Ustacığım, burada demişsiniz ki buraya gelemeyen, bu lezzetleri yemek isteyen konuklar sakın üzülmesinler. Çünkü biz bir alo kadar yakınız diyerek paket servisimiz var. Yakın çevremize. Değil mi? Mümkün olduğunca çabuk. Yaklaşık 4 motokuryemiz var. Çünkü lezzetten ödün vermek istemiyoruz. Evet. Tadının tabii, bozulmadığı tabii. Her yere gidiyoruz aslında. Bunu denedik zaten. Daha fazla insana ulaşmak, çok insana hitap etmeye çalışırsanız sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bunun için de şubeselleşmek çok önemli. Zamanla olur inşallah. Süpersiniz. Bizler gerçekten diliyoruz ki bu keyifli lezzetler nice nesiller boyu sizin de vurguladığınız gibi gülen yüzlerinizle birlikte bizlerle olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Sağ efendim. Olun. Çok teşekkürler bizden. Saygılar bizden. Evet Posta TV izleyicileri, bu muhteşem lezzet durağından, hakiki kebaptan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Tüm Üsküdar ve civarı bu lezzeti zaten biliyor. Ama biz bütün İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bu muhteşem lezzetlere davet ediyoruz.